Amerika'da ISM İmalat Endeksi Mayıs'ta yeni siparişlerden gelen katkıyla yarım puan artışta 61.2'ye yükseldi. Beklenti 61'di. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, insanların işe geri dönmesinde başarısızlık aşırı ısınma sorununa neden olabilir. Çocuk bakım sorunları ve virüs korkusu insanları istihdamdan uzak tutuyor değerlendirmesi yaptı. Yüksek enflasyonun kalıcı olmadığını savunan Kashkari, yüksek enflasyonun sürmesi halinde Fed'in duruma müdahale edecek araçları bulunduğunu belirtti. Stanley's Fed Başkanı Bullard, Amerikan iş gücü piyasasının göründüğünden daha sıkı olduğunu, bu durumun Fed'in bazı parasal teşvikleri ekonomiden çekmesi için takvimi hızlandırabileceğini söyledi. Euro bölgesinde imalat PMI endeksi Mayıs'ta siparişlerdeki hızlı artışta 63.1 oldu. Rekor seviyeye yükseldi. Beklenti 62.8'di. Almanya'da imalat PMI 64.4'e kadar çıktı. Euro bölgesinde enflasyon Mayıs'ta yıllık hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem piyasa beklentisinin üzerinde 2018'den bu yana ilk kez %2'ye ulaştı. Yıllık çekirdek enflasyon beklentiye paralel %0.7'den 0.9'a hızlandı. Çin'de özel sektör imalat PMI endeksi Mayıs'ta yatay kaldı. Beklentiye paralel 52 oldu. OPEC ve birlikte hareket eden petrol üreticisi ülkelerin Temmuz'da petrol arzını artırma planına bağlı kalacağı bildirildi. Suudi Enerji Bakanı, talebin iyileştiğine dair önemli işaretler olduğunu, toplantıda İran'ın petrol piyasasına dönüşünü tartışmadıklarını söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise petrol piyasasında yüksek belirsizlik riski gördüğünü öne sürdü. Türkiye'de imalat PMI endeksi Mayıs'ta 1.1 puan azalarak 49.3 oldu. Bir yıl sonra ilk kez daralmaya işaret etti. Faaliyet koşullarındaki bozulmada tedarik zinciri aksaklıkları öne çıkan başlıklar oldu. İTO verilerine göre İstanbul'da Mayıs'ta perakende fiyatlar aylık %1.67, yıllık %15.8 arttı. Aynı dönemde toptan fiyatlar aylık %2.2, yıllık %19 yükseldi. Bloomberg EYT anketinde Mayıs enflasyon beklentisi yıllık %17.2, aylık %1.4 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %14.5. Deutsche Bank Mayıs'ta enflasyonun yatay kalacağını, yıl sonunda ise %15 civarında olacağını öngördü. Bloomberg EYT tüketici güven endeksi ise Mayıs'ta %3.7 düşüşte 55.2 oldu. 11 yıllık veri tarihinin en düşük seviyesine indi. Türk lirası mevduatı teşvik için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi Haziran ve Temmuz'da da devam edecek. Elektrik ticaretinde ileri tarihli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayacak vadeli elektrik piyasası web işlemi açıldı. Enerji Bakanı Dönmez, vadeli elektrik piyasasında oluşacak fiyatların tezgah üstü piyasaya da referans olacağını belirtti. Bakan Dönmez, bu yıl vadeli doğalgaz piyasasını da devreye alacaklarını anlattı. Doğalgazda konut ve sanayi abone grupları için Haziran'da geçerli olacak fiyat tarifelerinde %1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise %5 artışa gidildi. Böylece doğalgaza Ocak'tan bu yana üst üste 6. zam yapılmış oldu. Bloomberg EYT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda salı gecesi itibariyle karşınızdayız. Bugünün gündeminde efendim bakalım neler var, şöyle hızlıca bir sıralayalım. Önce Amerika ile başlayacağız. Wall Street'te bakacağız. Orada bugün biraz yönsüz bir piyasa görüyoruz. Dün hem İngiltere piyasaları hem de Amerikan piyasaları biliyorsunuz kapalıydı. Bugün açıldılar. Ha, açıldılar ama net bir yön yok. Net bir şekilde yukarı ne de net bir şekilde aşağı geliyorlar. Biraz belirsizlik var bugün, öyle ifade edelim, ama tabii gözler nerede? Amerikan Merkez Bankası'nın üzerinde. Fed ne yapacak? İyi gelen veriler, PMI'lara bakıyorsunuz, gayet yüksek PMI'lar var. Ve bugün biraz olsun piyasada Amerikan ekonomisinin biraz daha beklentiden hızlı iyileştiği, biraz daha hızlı gittiği ve bunun da Fed'in atacağı adımları biraz daha öne çıkabileceği konuşuluyor. Bunu da ifade etmiş olalım. 61.2'ye çıkan bir PMI endeksi var. İmalat PMI Amerika'da gayet yüksek. Tabii Avrupa tarafına bakıyoruz. Avrupa'da da PMI'larda ciddi yüksek seviyeler. 60'ların üzerinden bahsediyoruz. Bakın Avrupa
aşılamayı hızlandırdı. Orada da satın alma yöneticileri endekslerinde 60'ların üzerine doğru geçildi. Bir taraftan Stoxx 600 endeksinin de rekor seviyeye yükseldiğini hatırlatalım. Yani Avrupa endeksleri hızlı bir şekilde toparlıyor. Hem PMI'ler hem de borsalar cephesi hisse senetleri rekor seviyeleri görüyor. Avrupa için iyi haberler ifade etmiş olalım. Burada tabii 63.1'e yükseldiğini de Euro bölgesinde aktivitenin hızlandığını hatırlatalım. Brent petrol de 70 doların üzerine çıktı. Brent'te hem Amerikan tipinde yükselişler görüyoruz. OPEC ve onunla beraber hareket eden o OPEC Plus dediğimiz ülkelerin bu arz kesintilerine dair o bağlılıklarını korumaları, İran'ı henüz hesaba katmamaları petrol fiyatlarını OPEC sonrası gelen haberlerle, gelen mesajlarla yukarıya taşıyor. 70 doların üzerine gördük Brent petrolde. İçeriye döndüğümüzde bizim TL varlıklar piyasasına baktığımızda Borsa İstanbul'da yükseliş gördük. Hacim düşük, onu ifade edelim. BIST yükseliyor ama hacim o kadar da yüksek değil. Katılımcı sayısı o kadar da yüksek değil. Onu ifade ediyoruz hep. Kur cephesine baktığımızda ise 8.50'nin civarında geziyor. 8.50'nin hemen üzerinde şu dakikalarda. Bundan sonrasını konuşacağız. Ne olacak? Bir taraftan tabii kuru konuşurken mevduat avantajı, mevduata daha doğrusu stopaj avantajının, vergi avantajının o belirsizliğin öğleden sonra netleştiğini ve mevduatta stopaj avantajının 2 ay daha uzatıldığını görüyoruz. Bunun da TL'yi belki destekleyici bir adım olarak bugünün gündemine geldiğini hatırlatmış olalım. Perşembe enflasyon gelecek. Bugünün İTO enflasyonu geldi. İTO verisine de baktığımızda yine yükselişin devamını görüyoruz. Gayet yüksek seviyeler İTO'da. Onu ifade edelim. Toptan fiyatlarda %19'un üzerine çıktık. 17,5'tu bir önceki. Perşembe günü bakalım bizim enflasyonumuz nasıl gelecek? Birazdan iki değerli konuk bizlerle olacak. Tacirler Yatırım'ın baş ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ve Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Delici Şengül bu akşam bizlerle. Şöyle bir rakamlara bakalım. Piyasalarda son durum ne? Ardından sohbete geçeceğiz. Dolar TL'de yön yukarı 8.50'nin üzerinde izlemiştik. %0.3 yukarıda 8.52'yi görüyorum burada. Hemen altında Euro TL. Burası aynı oranda bakın 0.34 yukarı gidiyor. 10.42 seviyesine geldik. Aslında Euro'da çok ciddi seviyelere kadar yükselmiş durumdayız. Dolar endeksi sakin. Hala 90'ın altında bakın. Dolar endeksinde sakin seyir. Dolar endeksinin zayıflığı hala bizimle beraber. Hala zayıf bir dolar var. 90'ın üzerine çıkamayan bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Euro dolarda da yatay bir hareket 1.22-25. Birkaç gündür burası da sakin. Biop 30 akşam seansında da yatay bir hareket var. 1544'ü görüyorum. Gün içerisi grafiğe bakacağız. Bir 8.52'lerin de üzerini aslında gördük. 8.54'e doğru bakın hareketlenmişti. Dolar TL nereden başladı? 8.50'nin altından. 8.48, 8.54. Şu dakikalarda da 8.52'de bir denge bulmaya çalışan bir kurla karşı karşıyayız. Borsamız yukarıya gitti. Bugün yükseliş vardı. %0.8'lik bir hareket. 1432'den kapandık. Faizlerde ise hala 17-18 seviyelerin efendim üzerindeyiz. Üstelik 2 yıllık tahvil faizimiz biraz daha yukarı gitti. 19'a yaklaştık neredeyse. Aslında burası bir 19'u görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. 19-19,5. Sonra aşağı inmiştik 17,5'lara doğru. Onu da hatırlıyorum. Ama şimdi bir kez daha hem 2 yıllık hem de geçen haftalardan itibaren 10 yıllık tahvil faizimiz yukarıya gitti. 10 yıllıkta bugün bir değişim yok. 18,5 civarındayız. Ama 2 yıllık kısa vadede biraz daha 19'a yaklaşmışız bugün için. Bakalım efendim Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine. Burada da 1.60'ın üzerine geldik. 1.61. Biraz olsun yükseliş var. Ons altında da 1900 dolar bir sınır gibi. Artık bizim için tam da oradayız bakın. Tam da üzerindeyiz. 1900 dolar 1899.9. 7 dolarlık bir geri çekilme şu dakikalarda. Gram altında 520-521 lirayı görüyoruz. Burası biraz dolar TL'den besleniyor bugün için. Çünkü üstte bakın altında onsta 1900 sınırındayız hemen. Bitcoin'de 36 bini görüyorum. %1.8 hareket. Petrol fiyatları bugünün yükselişi. OPEC'ten gelen haberler. OPEC'in petrol fiyatlarını biraz daha yukarı itmesiyle 70 doların üzerine geldik. Brent petrolü de şaka gibi yani burada da
çok ciddi bir yükselişle karşı karşıyayız. Amerikan tipi ham petrol 68 dolara kadar ulaştı. %2,5 yukarıda. Hemen Avrupa'ya bakacağız. Stoxx 600 dedik ki rekor. Avrupa endeksleri yukarı gitmeye devam ediyor. DAX %1 yukarıda. 15.500'lerin üzerine, Londra 7.000'in üzerine çıktı. Gayet iyi bir hareket. Amerikan endeksleri de Dow Jones'un 0.2 yukarıda olduğunu görüyoruz. S&P yatay, Nasdaq da %0.13 sadece. Çok küçük bir yukarı hareket var ama böyle çok net bir yükseliş göremedik bugün. Hemen Melike'ye döneceğim. Melike, iyi gelen ISM imalat, iyi gelen satın alma yöneticileri endeksi. Bir taraftan da Fed ne yapacak? Aslında en büyük soru bu. Ne dersin? Evet, tam hisseler, ABD hisseleri Haziran ayına güçlü başladı derken ivme, alım ivmesi biraz azaldı. Şimdi tam da son seansın son saatlerine girdiğimiz şu dakikalarda ama sen de söyledin, güçlü gelen ekonomik verinin baskısını görüyoruz borsa üzerinde, fiyatlar üzerinde. Şimdi imalat aktivitesi gerçekten beklenenden çok daha iyi güçlü gelmiş ama içinde istihdamla ilgili kısmı biraz zayıf, ki istihdam demişken tarım dışı istihdam da bu cuma gelecek. Bu beklentilerle borsa kendini tam böyle yukarı taşıyordu. Şimdi dediğim gibi biraz azaldı bu alım ivmesi isteği, risk iştahı. Petrol 2018 zirvelerinde, OPEC var, İran var, sen de söyledin. OPEC toplantısında öngörülerin fiyatlar açısından yukarı çıkarılması, envanterlerin düşürülmesi tahminleri baskı yarattı. Brent bir ara 70 doların üstüne geldi. Sen de söyledin, West Texas %3.2 bir ara çıktı. Bütün bunlar enerji hisselerine de yukarı çıkardı. Bir yandan da Fed, hakikaten Fed yetkilileri ilginç bir şekilde enflasyon baskılarını hala geçiştirmeye devam ediyorlar. Brainard diyor ki ben enflasyonun benim beklediğimden daha yüksek geleceğini, gelmesini öngörüyorum, bekliyorum ama beklenenden daha yüksek geldi. Buna rağmen bu %2'nin altına düşecektir zamanla diyor. Sen de diğer Bullard'ı da söyledin. Bunların özellikle bir piyasayı hazırlaması çok önemli. Onun dışında bir yandan da biz AMC gibi hisselerdeki aktiviteleri görüyoruz. 8,5 milyon hissesini AMC %4 primde Madrid Capital'a satıyor. 230 milyon dolarlık bir işlem ve hemen AMC'nin kendini yukarı attığını gördük. Sabah saatlerinde %15 yukarıdaydı. Biraz dinginlendi. Et fiyatları şimdi siber saldırıya uğruyor. CBS isimli en büyük et üreticisi ve ABD'nin et üretiminin 1/5 sağlayan bu şirket büyük bir darbe yiyor. Bundan sonra ABD'de et fiyatlarını... Melike. Evet Allah aynen Allah. Hatırlarsan... Neden ya böyle bir şey yapıyorlar? Aynı siber saldırıyı gerçekleştiren bu şirket bir iki hafta önce, bir ay suyla önce... Elektrikle ilgili sorun vardı, evet. Elektrik santraline de yapmıştı. Ve bunlar böyle aslında genç çocuklar ama çok güçlüler. Oh. Ve de baktığımızda şimdi bu çok büyük bir risk oluşturuyor. Şimdi de et piyasası. Onu sağladı. Yani bu elektrik santrali bir hataydı dediler vesaire ama ABD hükümeti onlara güzel yüklü bir 15 milyon dolar ödedi. Hemen bunu bertaraf etmek için. Ama şimdi bakalım bu et saldırısı kasti miydi yoksa o da mı bir hataydı onlar tarafından? Evet, durum böyleyken et fiyatları nereye gideceği meçhul deniyor. Bloomberg ekonomistleri şu anda hiçbir öngörüde bulunamıyoruz evet. Derken tam işte enflasyon konuşulurken et fiyatları da işin içine girmiş oldu. Biz bir yandan da şimdi ekonomik iyileşme var hakikaten. Ham madde fiyatlarını da yükseltiyor bu ekonomik iyileşme ve tam bu Mayıs imalat verisi öncesinde bütün bu ekonomik iyileşmeyle ilgili ekonomistler yorumlarını bildiriyordu. Çünkü bunun öncesinde çok hızlı bir tırmanan bir piyasa vardı. Sonra evet, Fed'in, sen de söyledin, 1 milyon dolarlık soru. Bütün bu ekonomik veriler karşısında Fed ne yapacak? O önemli bir soru. Bir yandan da Zeta Global isimli büyük bir pazarlama şirketi IPO'suna, yani halka arzına hazırlanıyor. 2.3 milyar dolar. Robinhood'da 3 direktörü daha yönetim kuruluna aldı. O da halka arzda hazırlanıyor. Borsa da kendi kendine
Covid-19 sonrası, pandemi sonrası büyük bir canlanma yaşıyor ekonomiyle birlikte. İşte o yüzden FED toplantısı ve FED'in ne yapacağı iyice önem arz ediyor diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayhan, çok teşekkürler aktardıkların için. Kapanışta bir kez daha Melike bizimle olacak. Ben dönüyorum şimdi iki değerli konuğuma. Özlem Delici Şengül ve Özlem Bayraktar Gökşen bu akşam bizlerle. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Özlem Bayraktar'la başlayacağım Özlem Delici izninle. Bugün gelen Amerika'da PMI verisi. Aslında geçen haftalardan gelen işte enflasyon verisi, PCE, çekirdek PCE verisi, tüm bunlar imalat güçlü, onu anlıyoruz. Senin gördüğün detaylar, Fed'i biraz daha işte bu Fed'in adımlarını öne çekebileceğine dair yorumlar, iddialar var. Bu konuda ne dersin? Evet, iddialar aslında giderek güçleniyor. O güçlenmeyi de beraberinde getirecek, senin de söylediğin gibi, önemli veriler var. Yani ISM verileri tarihi seviyelerine gelmiş durumda, daha hizmeti göreceğiz. Dolayısıyla aslında evet, yani enflasyon endişeleri yerli mi yersiz mi konusunu çoktan geçtik bence. Ama sen bu girişi yaparken özellikle dikkat ediyorum ve her şeye rağmen niye bu dolar endeksi orada? Niye bu 10 yıllıklarda herhangi bir kıpırdanma yok madem bu kadar endişe var diye? Aslında neredeyse her hafta bunu konuşuyoruz ama hep şuna da dikkat çekmek istiyorum. Enflasyon beklentileri Amerika'da 2020'nin ikinci yarısında hızla yukarıya gitmeye başladı. Ama biz gerek 10 yıllıklar üzerindeki etkisini, gerek dolar endeksi üzerindeki etkisini çok sonradan gördük. Biraz geç gördük. Şimdi post pandemi dönemine doğru gidişte o senkronize olmayan çıkışlar biraz bu fiyatlamaları biraz karmaşık bir resme dönüştürüyor. Hani birinci çeyrekte gördüğümüzün aynısını ne gördük birinci çeyrekte ABD'de? 10 yıllıklardaki hızlı yükselişi, dolar endeksindeki hızlı yükselişi gördük. Şimdi aynısını Euro bölgesinde görüyoruz. ABD verileri konuşuyoruz ama aslında sen de yine söyledin. PMI verileri çok kuvvetli Avrupa'da da. Geç geldiler ama hızlıca toparlandılar. Dolayısıyla orada bu sefer faizlerdeki, Euro faizlerindeki yükselişi görüyoruz. İşte biraz rotasyon varmış gibi gözüküyor. Biraz Euro tahvillerinden çıkış var ama işte ABD tahvillerine biraz daha giriş var gibi gözüküyor. Euro güçleniyor. Dolayısıyla dolar endeksi biraz daha geri kalıyor ama bir yerde yavaş yavaş tekrar ABD gündeme gelecek. Çünkü enflasyonun geçici mi kalıcı mı sorusunun asıl noktası ABD ekonomisi. Ben Euro bölgesinde mevcut enflasyon artışlarının geçici olduğu konusuna çok da inanıyorum ve aslında işte hani şu zamana kadar alınan tedbirler ve desteklerle, ABD'de alınan tedbir ve destekleri gördüğümüz zaman aslında ekonomideki aşırı ısınma ihtimalinin ABD'de çok daha ön planda olduğunu görüyoruz. Yani çokça konuşuluyor, iki tane ayrı kamp var. Birisi çok güçlü bir FED. İletişimi kuvvetli, kredibilitesi kuvvetli bir FED. Dolayısıyla elbette piyasa göstergeleri üzerinde etkili. Ama diğer kamp, o diğer kampın içinde çok önemli isimler var. Yani her gün takip ediyoruz. Muhammed El Arian, Larry Summers, IMF eski baş ekonomisti. Birçok önemli ekonomist de burada geçici olmadığını, bu enflasyonun kalıcı bir yere doğru gittiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Riskler çok asimetrik. Yani FED'in dediği yönde gidiyorsak aslında biraz daha yönetilebilir bir şekilde çıkacağız bu pandemi sürecinden. Ama eğer bu kampın söylediği noktaya gidiyorsak o zaman işler bayağı sarpa sarabilecek. Bunu iyi yönetebilmek lazım. Biraz bence tınısı değişiyor Fed'in de. Evet. Yani Yellen'ın söylemlerinin ya da diğer Fed başkanlarının söylemlerinin. Yavaş yavaş o fiyatlamanın geleceğini düşünüyorum ama biraz daha yılın sonuna doğru. Dolar endeksinin zayıflığının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu dönemde güçlü gelen Euro verileri dedi. Özlem Bayraktar, sen anlatırken ben de Euro bölgesinden gelen PMI endeksini ekranlara taşıdım. 63.1. Ya bu Euro bölgesinin hizmeti değil, PMI endeksi. Yani imalat PMI endeksi. Hakikaten 63'ler falan, Almanya 64'ler çok güzel Euro bölgesi için bir dönüşe sanki işaret ediyor. Çok alışık değiliz değil mi? Biz Euro bölgesinde bu kadar yüksek
PMI verilerini. Aslında Türkiye ekonomisi için çok olumlu bir resim. Özellikle ihracat siparişleri çerçevesinde hizmet de fena değil Avrupa'da. Ama yani bir noktada durulacak diye düşünüyorum ben Avrupa ekonomisindeki o yükselişlerin. Özlem, güzel söyledin. Biz şunu hep konuştuk, yani böyle zorlarsın böyle. Azıcık üflersin ki 50'nin üzerine çıksın böyle. Hani 49.8 50.7 olur. 50.3 hani düşüp düşmemekte böyle hep 50'nin üzerinde. Şimdi böyle bir geri dönüş. Özlem Derici, Euro'yu belki Euro bölgesi soracağım ama Amerika bu konuda senin daha net Fed'in net adımlarla, net açıklamalarla önümüzdeki haftalarda önümüze geleceğini düşünüyor musun? Burada sanki biraz Jackson Hole toplantısı, o konferans daha doğrusu Ağustos sonunda. Oraya mı topu biraz daha yuvarlayacaklar? Haziranda sanırım Fed toplantısı var değil mi? Yani Haziran, ama Haziranda böyle bir sinyal gelir mi bilmiyorum. Önce istersen Özlem Derici biraz Amerika gelen veriler ve Fed'in adımlarını konuşalım. Sonra Avrupa için senden de yine başlık rica edeceğim. Ben Fed'in çok net bir ifade değişikliğine gideceğini kısa süre içerisinde beklemiyorum. Evet, çok fazla enflasyon beklentisi var. Çok önemli kesimler tarafından dillendiriliyor. Ve Fed üyelerinin de Özlem'in dediğine çok katılıyorum. Yavaş yavaş Yellen'ın da Fed üyelerinin de yavaş yavaş hani piyasada böyle kulağına su kaçırmak deriz ya. O tonda açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ancak Fed'in başından beri savunduğu şey neydi bu politikanın arkasında dururken? Hem enflasyon hem istihdam piyasası. Ve istihdam piyasası da bu, o yüzden bu cuma günkü veri mesela çok önemli olacak. Tarım dışı istihdam verisi. Halen o 10 milyon kişilik stok iş kaybı pandemiyle birlikte oluşan, ancak gele gele 8 milyon kişiye düşürülebilmiş vaziyette tüm teşviklere, tüm desteklere rağmen. Yani işletmeler kendilerine gelseler dahi bu hizmet sektörü tam olarak fonksiyonel hale gelmeden bu istihdamda istenilen seviye yakalanamayacak gibi görünüyor. Muhtemelen zaten hiçbir zaman pandemi öncesine dönmeme ihtimali var. Çünkü işletmeler verimlilik artışına gidiyorlar. Teknoloji yatırımlarına dönüyorlar. İnsana olan ihtiyaç da kalıcı olarak azalıyor bu dönemde. O yüzden tam dönüş beklemesek bile bu yüksek kaybın bir süre daha eritilmesini bekleyeceklerdir bence her şeye rağmen. Jackson Hole, evet, yani daha önce hani Jackson Hole'da önemli açıklamalar gördüğümüz için Ben Bernanke'den hani yine orayı işaret ediyor tabii, veyahut da beklenti oluşuyor tabii. Ama bence Jackson Hole da Fed için erken olabilir. Tabii ki de dediğim gibi tarım dışı istihdam verisi çok büyük iyimser anlamda sürprizler yapar. O zaman belki tonu değişmeye başlayabilir ama şu an beklendiği gibi işte 650 bin kişilik galiba bir artış beklentisi var. Bu şeyde, bu cuma günkü veride. Bu şekilde kademeli artışlar olduğu sürece bence Fed çekimser kalmaya. Çekimser derken yani piyasaya enflasyonla ilgili net bir endişe verecek bir mesaj iletmekten çekinecektir. Özlem Derici ifade etti. 650-653 bin civarında bir tarım dışı istihdam artış beklentisi var. Bir önceki ay gelen 228 bin miydi? 226 bin. O civarda yani. Çok düşüktü. Orada 1 milyon bekleniyordu. Şimdi burada en yüksek beklenti yine 1 milyon. En düşük beklenti tarım dışı istihdam artışı 335 bin. 650 binlerde böyle ortalama görünüyor. Tabii ki bir önceki veri çok şaşırtmıştı. Özlem Bayraktar, tarım dışı, yani bir anda biz çok güçlü bir tarım dışı istihdam, bu kez pozitif bir sürpriz mi diyelim? Belki rakam için pozitif bir sürpriz, piyasalar için negatif bir sürpriz anlamına gelir mi? Bir anda bütün gözler bir kez daha Fed'in üzerine, Fed'e baskı, Amerikan 10 yıllık faizin yükselişi. İşte tamam, bu kadar güçlü istihdam sonrası Fed artık adımı atacak. Cuma günü böyle bir fiyatlamayla karşılaşma ihtimalimiz var mı? Herhalde, ama şunu da ekleyeyim, çok uzattım lafı ama özür dilerim. Ama bu sefer de böyle çok düşük bir istihdam yine gelirse, bu sefer Fed de bayağı bir sanki rahatlar, şöyle arkasına yaslanır Powell. Yani ondan çok emin değilim. Çünkü bir önceki verinin tekrar...
Şöyle emin değilim. Çünkü istihdam verilerini sadece tarım dışı istihdam artışı çerçevesinde değerlendirsek tamam, hani beklenenin altında, ama siz de hep veriyorsunuz Barış, yani açılan iş sayıları tarihi seviyelere yükseldi. Bu fark, yani istihdam yaratılamıyor ama açılan iş sayısı inanılmaz seviyelere yükseldi. Birçok faktöre bağlanabilir. Fed'in de özellikle analizlerini bu yönde yoğunlaştırdığını da görüyoruz aslında. Daha fazla ücret isteği söz konusu olabilir. Daha fazla ücret artışı işte enflasyondaki o bekleyişleri biraz daha besleyen bir süreç olabilir. O yüzden daha düşük bir tarım dışı istihdam verisi artışı artık oradaki bekleyişleri de tamamen ortadan kaldırır demekten biraz kaçınmak lazım diye düşünüyorum. Evet, bu arada açılan iş sayısı, ama, lafını lütfen unutma, evet. ABD açılan iş sayısı, bu jobs openings dediğimiz, US job openings, jolts diye zaman zaman kısaltıp anlatmaya çalıştığımız 8.1 milyon, 8 milyon 123 evet. bin. Ve grafik çok net bir şekilde, bilmiyorum ekranlarımızı görebiliyor musunuz? Son dönemde açılan iş sayısının net bir şekilde yukarıya gittiğini görüyoruz. Bunlar iş, yani hani işçi bul, çok böyle biraz daha basit, daha da basitleştireceğim, fazla basitleştireceğim. Hani işçi bulamıyorlar diyeceğim biraz. Şimdi burada çok destek verildiği, yani işte çekler, yardım çekleri, çok mali destek verildiği halka. İkincisi, bugün yine haber başlıklarımıza da aktardık. Covid'den korkan ya da işte çocuğuna bakmak zorunda kalan gibi böyle farklı nedenlerle de istihdamda hani istenenin belki yakalanamadığı bir süreçte de karşı karşıya mıyız Özlem Bayraktar? Evet, yani o yüzden oradaki analizler çeşitleniyor. Bir de biraz daha hani işte çok fazla destek verildi, kişiler gidip istihdam piyasasına katılmaktansa bu desteklerle yaşamayı şu anda daha iyi görüyorlar belki resmi diye. Hani böyle yorumlar da yapılıyor. Birkaç şeye rakama dökelim bunu. Mesela Larry Summers'ın son dönemlerde özellikle üstüne bastığı unsurlardan, özellikle vurguladığı unsurlardan biri diyor ki pandemi döneminde diyor ücret kaybı, yani hane halkının ücret kaybı diyor yaklaşık 250-300 milyar dolar kadar oldu diyor. Biz bunun yaklaşık 3-5 katı kadar destek verdik diyor. Yani nasıl 900 işte milyar TL'lik ilk paket açıklandı biliyorsunuz daha 2020'nin sonuna doğru Fed tarafından. Zaten mevcut açığın 3 katı kadar, ama o 900 milyar dolardan sonra daha ne paketler açıldı? Ve bu paketler de bu son dönemde Biden'ın öne çıkardığı altyapı paketi gibi değil. Yani altyapı paketinin, harcamaları paketinin ekonomiye katkısı ve gelecek dönem etkileyişi daha farklı. Duyabiliyor musunuz? Bende ses gitti çünkü ama. Duyuyoruz. Tamam. Ama bu en baştaki paketlerde işte bir 900 milyar TL, 1.7 trilyon, bunlar direkt hane halkının cebine giden paralar. Hatta mevcut durumda o pandemi koşullarda harcanamayan, banka hesaplarına bulunan, işte ceplere konulan paralar. Bunlar bir noktada tekrar piyasaya dönmeye başlayacak. O istihdam piyasasının da biraz belki ileride canlanacağını göreceğiz, ama ilk önce belki ücret artışları nezdinde göreceğiz. Geçen ay gelen tarım dışı istihdam verilerinde aslında ücret artışlarında önemli bir artış olduğunu gördük. Önemli bir yükseliş olduğunu da gördük. Biraz karmaşık istihdam piyasası ve dinamikleri. O yüzden de istihdam yaratamıyor ABD. Evet, yani tarım dışı istihdam yaratamıyor belki o noktada, ama o farklı dinamikler ekonominin aşırı ısındığı noktaya doğru gittiğini de ifade ediyor bence. Biz daha böyle şey, kendimizi parçaladık, şu Amerikan istihdam piyasasını konuşacağız diye. Amerikalılar hani var diye, Amerikalılar bu kadar konuşmuyor denir ya. Biraz öyle oldu. Şimdi biz içeriye geçelim bence. Önce bir Ege Yazgan Hoca'yı dinleyelim. Ege Hoca'yı dinledikten sonra Perşembe enflasyonu görecek. Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Tahminim ikinci çeyrekte de çok ciddi bir büyüme rakamı göreceğiz. Bu şeyin talep genişlemesinin devamını orada da göreceğiz. Üçüncü çeyreğe doğru belli bir oranda ekonomide soğuma eğilimlerini göreceğiz. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte. Aksi takdirde zaten eğer
bunu görmez isek, eğer bunu görmez isek, yani ekonomideki bu soğumayı 3'te ve 4'te görmez isek, bu enflasyon ve döviz kuru sarmalının giderek artarak yani hem böyle bir büyüme ortamı, hem de bir taraftan da enflasyonun, kurun enflasyonu besleyerek gittiği bir yere doğru gidebiliriz. Yani oradan bir kontrolden çıkma tehlikesi söz konusu olabilir. Şu anda tek bir çıpa kalmış durumda değil enflasyon üzerinde. Sadece biraz kamu maliyesini tek çıpa olarak burada korumaya devam ediyoruz. Maalesef para politikası tarafında elimizde pek hareket alanı enflasyonu kontrol etmek için kalmış durumda değil. Ya da yapılabilecekler reel ekonomiyi üzerindeki hasarı çok ciddi olacağı için o tarafa doğru da eğilemeyeceğiz. Para politikası kilitlenmiş durumda. Döviz kuru bu kadar değerlenmişken belli bir ölçüde ithalatın azalmasına, ekonominin soğumasına, hatta cari fazlaya doğru gitmeyi bekleriz. Aksi takdirde enflasyon kontrolden çıkacak bir ama bir taraftan da canlı bir ekonominin yanında ama kontrolden çıkmış olan bir enflasyonla karşı karşıya kalırız. Ege Ayazgan Hoca'yı dinledik. Enflasyonla ilgili endişelerini sevgili hocam dile getirdi. Özlem Derici, sana döneceğim. Perşembe enflasyon. İTO bu arada bugün geldi. 19'lar görüyorum İTO enflasyonu. Tabii sizler birçok hallerden daha önce hani söylediklerinizden hatırlıyorum. Sizlerden öğrenmiştim. Değil mi? Ben böyle enflasyon nereden tahmin ediyorsunuz falan dediğimde ben Özlem Bayraktar'ın çok net anlattığını hatırlıyorum. Barış, biz hali Ankara halden alıyoruz. İşte Antalya. Hal fiyatlarını takip ediyoruz tabii. Yapacak bir şey yok. Daha zor iş. Antalya falan bütün her yerden İTO toplayıp sonuç çıkıyor diye hatırlıyorum. Dolayısıyla sizin değerlendirmeniz çok önemli. Özlem Derici, hocam biraz endişesini dile getirdi. Kurda da 8.50'lerdeyiz. Kabaca 8.5'lardayız. Ne dersin? Fazla uzatmayayım, sana bırakayım sözü. Yani yükselişin devam ettiğini göreceğiz bu ayda da. Dolayısıyla o şey söylemi tabii geride kaldı. Nisan tepe, işte daha sonrasında aşağıya gidecek söylemi geride kaldı. Çünkü yılbaşından beri oluşan maliyet artışları kademeli bir şekilde tüketici fiyatlarına yansıyor. Bunların başında tabii ki de kur gelmekle birlikte. Onun dışında emtia fiyatları, petrol fiyatları, diğer bütün hasar gören sektörlerden, yani pandeminin etkilediği sektörlerin katlandıkları maliyetlerin nihai tüketici fiyatlarına yansıması, hepsini bir araya getirdiğimizde bunlar sırf arz yönlü unsurlar. Birinci çeyrekteki kuvvetli katkı diyelim, büyümeye katkı 4.2 puanın 7 puanın şeyden geldi, tüketimden geldi biliyorsunuz. Dolayısıyla talep tarafı da kuvvetli ve kuvvetli gitmeye de devam edecek gibi görünüyor. Özellikle de hani ikinci çeyrekte belki biraz kapanmanın etkisiyle bunun biraz durulduğunu görebiliriz ama yılın ikinci yarısında ekonominin hani yavaş yavaş kendine gelmesiyle birlikte tüketim tarafının da enflasyona negatif katkıda bulunacak şekilde canlanacağını göreceğiz. Bu esnada hani kurla ilgili beklentilerimiz de çok şey değil, çok parlak değil. Hep saydığımız temel faktörler nedeniyle, yani döviz arzının halen döviz talebinin çok altında olması dolayısıyla hepsini bir araya getirdiğimiz zaman sadece Mayıs ayına özel olarak hani %17,5'un muhtemelen üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Ama yaz aylarında çok ciddi bir şey görmezsek, döviz kaynağı diyelim, yani turizmin açılması gibi, işte ihracatın çok daha fazla canlanması gibi, muhtemelen biz Eylül-Ekim aylarında daha yüksek oranları, yani %18 ve üzerine görebiliriz. Buradaki bahsettiğim bir tane risk şeydi, arz yönlü unsurlar arasında hani emtia fiyatları, kur geçişkenliği gibi. Bir diğer risk de tabii gıda yaz aylarının hani bazı bölgelerde çok ciddi şey kayıplarının haberleri geliyor. Lafını unutma ya, gıda mesela şimdi tabii sezon başı, onu anlıyorum ama mesela şöyle meyve fiyatlarına baktığında sadece bakıyorsun zaten hani. Öyle bir tablodayız. Böyle alma gibi bir, yani tabii ki anlıyorum, mutlaka eriktir, kirazdır, üzümdür falan. Tabii ki çok yeni ama hani şu rakamın içine girip girmeyeceğim muhtemelen herhalde bu hesaplanmıyordur. Onu çok net şimdi hatırlıyorum. İrfan'la bakmıştık, İrfan Donat'la.
Böyle 3-4 ay alıyoruz bazı meyveleri enflasyon sepetinin içerisine katarken muhtemelen değil. O evet ama hani genel olarak tabii gıda enflasyonumuz 17'lerdeydi yıllık yanlış hatırlamıyorsam. O sadece bir gözlem olarak söylemiş oldum. Rakama pek etkisi olmayacak. Doğru söylüyorsun. Zannediyorum evet. Sizin şey dedi yani Bloomberg HT'de mi gördüm tam emin değilim ama şeyle ilgili buğday ve diğer tahıllarla ilgili kuraklık daha şimdiden. Doğru. Kuraklık var bir de. Kuraklık nedeniyle hasatın %80 civarında kayıpla geçirildiğine dair bu dönemin. Bu çok korkutucu bir şey istatistik bu şekilde devam ederse daha Haziran ayına yeni giriyoruz ki temel yani o tahıllar birçok besin maddesinin temel girdisi. O yüzden önümüzdeki dönemde sadece hani kur, finansal piyasalar, emtia, küresel fiyatlar değil içerideki hani hava koşulları da veya kuraklık gibi unsurlar da bizi çok zor durumda bırakabilir. Onun için doğal gaz zammı var. %1. Doğal gaz zammı. Evet, aylık %1. Hep 1-1 geliyor bu. Evet yani bu enteresan. Bu şey gibi oldu her ay. Yöntem değişikliğini yavaş yavaş ısıtıyorlar suyu. Suyu diyelim. Böyle bir yöntem değişikliği var. Daha önceden haberimiz olmayan ama sonuçta ben en azından yani birçok ekonomist arkadaşım da benzer bir yaklaşımı izliyor bildiğim kadarıyla. Hani %10 civarında bir şey artışı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları artışı genelde enflasyon tahminlerine koyuyoruz. Bu artış 1-1 geliyor şimdi bu sene. Hani yıl son çeyreğinde veya belli ayla. Evet ya yani ekstra bizim tahminleri etkileyecek bir şeyi yok, yapısı yok. Peki çok aslında hakikaten yani nokta var. Sevgili Özlem Derici ifade etti. Araya gitmeden Özlem Bayraktar senden de bir enflasyon beklentisi ve değerlendirmesi alayım. Emtia fiyatları dedi ki değerli arkadaşlarımıza rica ederim. Petrol fiyatları 70 doların üzerine çıktı. Brent petrol. Tabii ki orada da gecikmeli etkiler var ama yani petrol fiyatları zaten son dönemde yukarı doğru gidiyor. Gıda fiyatları ve buna kuraklık parantezini ekledi Özlem Derici. Bir taraftan işte bu doğal gaz zammı ve kur birçok ve belki talebin dönüşü, ekonominin açılması... Şu da yani çok net hizmet sektörü fiyatları zaten çok yakın zamanda açıklanmıştı. %26'lar mı yanlış ifade etmiyor ama yüksek bir hizmet enflasyonuyla çok yakın bir zamanın verisiydi. Bunu da görüyoruz. Özlem Bayraktar ne dersin? Barış bütün bu saydıkların beraberinde hani diyoruz ya enflasyonda riskler yukarı yönlü. İşte bütün bu saydıkların nedeniyle. Ve yukarı yönlü olmaya da devam ediyor. Saydığın her kalem, her o işte segment diyelim, hep böyle yukarı yönlü bir etkiyi beraberinde getirecek. İşte emtia fiyatları yükseliş içerisinde, post pandemi dönemi itibariyle zaten sadece petrol fiyatlarında değil, birçok endüstriyel metalde yükseliş var. Taşıma maliyetleri inanılmaz artmış durumda, nalbun fiyatları artmış durumda. Bütün bunların bir etkisi var. Kur ana belirleyici, maalesef kur tarafında. Yani her hafta burada salı günü buluşuyoruz. Yani şöyle sepete baktığımda yani 5 ile 10 kuruş arasında her hafta sepette bir yükseliş var. Bu maalesef 9.46, yani enflasyon evet. Tarafında iyi bir senaryoyu ifade etmiyor. Hatırlayalım geçen haftalarda Özlem ya acaba Eylül'de mi bu en yüksek seviyeyi görürüz demiş. Yani kur böyle gitmeye devam ederse belki de Mayıs değil de işte Eylül'ü konuşuyor olacağız. Ya da Eylül'e geldiğimizde bilmiyorum kur nerelerde olacak ama kur son yılların ana belirleyicisi ve maalesef sepette 9.50'lere yakın bir seviyeye geldik mesela. Ya da gıda işte kuraklık var birçok yapısal faktör var ama gıda her daim enflasyon üzerinde önemli bir baskı unsuru. Yani çok risk faktörü var elbette talep faktörleri var. Ama Mayıs ayı özelinde konuşursak Mayıs ayı enflasyonunu tahmin etmek şöyle biraz daha zor. Hep zor da şöyle biraz daha zor oldu. Çünkü Mayıs ayı tam kapanmanın olduğu ay. Ve noktada işte bazı hizmet fiyatlarında aslında fiyatlar sabit kaldı. Yani veri derleme toplamada
daha yatay fiyatları olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bunu hesaplamak ve modellere katmak da çok zor tabii. Bu nedenle de belki hani biraz daha aşağı yönlü bir enflasyon çıkma ihtimali de var, ama diğer taraftan gıda fiyatlarında da karmaşık bir sinyal var. Bugün ito fiyatları aslında yıllık olarak özellikle taze meyve ve sebzede önemli bir yükselişi ifade etti. Ankara gıda fiyatlarında daha farklı bir resim gördük. Dolayısıyla orası da bize net bir resim vermedi. Ben Mayıs ayında 1.7 enflasyon tahminimle katıldım anketlere. Sanıyorum 1.5'lar, 1.4 civarında medyan beklentide. 1.44 evet. Evet, yani 1.7 benim tahminimle 17.5'ün biraz üstüne geliyor enflasyon. Bu da Nisan'ın üzerinde bir yerde olduğu anlamına geliyor. Burada şu da önemli tabii, daha yeni bir enflasyon raporu açıklaması oldu Merkez Bankası'nın ve Nisan'da yüksek seviyeyi gördüğünü ifade etmişti. Tabii çokça gelişme oldu, yani kur da dahil olmak üzere. Ama acaba hani Mayıs ayı Nisan'ın altında mı kalacak? Bu da önemli, ama dediğim gibi bu tam kapanma süreci bence riskleri enflasyonda Mayıs ayına özel biraz daha aşağı yönlü gösteriyor. Ama genel çerçevede baktığımızda riskler çok açık, yukarı yönlü maalesef. Peki araya gideceğim. Araya giderken Oğuz Yılmaz'ı dinleyelim, ama şunu da söyleyeyim. Az önceki rakam yanlış mı söyledim diye bir check edeyim dedim internetten. Neyse ki doğru hatırlıyormuşum. Hizmet üretici fiyat endeksi H-ÜFE Nisan'da aylık bazda %3.4, yıllık bazda %26.26 yükselmiş. Yani yaklaşık %26 diyelim, hizmet üretici fiyat endeksi bunu da ifade etmiş olalım. Bu taraftan da bir baskı olduğunu görüyoruz. Oğuz Bey, kısa bir ara sonrasında buradayız efendim. Halka arzlara gelen yatırımcının parasının tamamı diğer hisse senetlerinden çıkmış olsaydı endekste bugün daha farklı rakamlarda olurduk. Yani daha aşağı rakamlarda olurduk, ama özellikle hani bugün biraz önce ekranlarınızda da gösterdiğiniz %1'in üzerinde Avrupa borsalarındaki yükselişlere bizim borsamızın biraz daha temkinli yükselerek cevap vermesindeki en önemli faktör halka arzların çok fazla arka arkaya gelmiş olması. Burada işte 5 milyar TL'lik iki ayrı halka arz yapılsaydı piyasanın tepkisi belki çok daha farklı olacaktı çalışması, ama 400 milyon, 500 milyon, 800 milyon, 300 milyon arka arkaya bu tarz halka arzların çok fazla gelmesi, özellikle ilk başlarda yapılan halka arzlarda çok başarılı bir performans o şirketlerin çok başarılı performans göstermesi borsada, borsadaki yatırımcıları da dışarıda vadeli ya da döviz taşıyan yatırımcılarda da, yani mevduat ya da döviz taşıyan yatırımcıların da halka arzlara yönelmesine neden oldu. Ama burada dengeyi iyi ayarlamak gerektiğini düşünüyorum. Halka arzlar piyasanın gelişimi açısından çok önemli. Mutlaka bütün şirketlerin halka açılmadan yani özellikle iyi şirketlerin büyümesinde halka açılmanın çok büyük faydaları oluyor. Buradaki dengeyi sağlayamazsak piyasaya fayda sağlayacak olan, şirketlere fayda sağlayacak olan ihraçlar, halka arzlar bir süre sonra piyasanın aleyhine dönmeye başlıyor maalesef. Varlık alımına ilişkin sinyalin gelebileceği öngörülen Jackson Hole Sempozyumu Fed için erken olabilir. İstihdamda Amerika'da olumlu sürpriz olursa bu durum değişebilir dedi Özlem Derici Şengül. Bu cuma gelecek tarım dışı istihdam Amerika'dan, hatırlatalım. Enflasyonda riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Kur ana belirleyici ve enflasyonda iyi bir senaryoya işaret etmiyor dedi Özlem Bayraktar Gökşen bir önceki bölümde. Sohbetimiz devam ediyor. İki değerli konuğumuz bizlerle. Hemen Özlem Derici'ye bir kez daha döneceğim. Kur hareketi soracağım. Kurun bundan sonraki hareketine dair beklentini daha doğru bir ifadeyle belki. Enflasyon verisinden etkilenebilir. İç siyasi işte haber akışını takip ediyoruz bir taraftan. ABD ile ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden'ın bir görüşmesi bekleniyor. Bu önemli. Ya biraz da 8.50'ler etrafında da sanki biraz takılmış gibi görünüyor. Hani 8.50'yi kırdı, 8.60'ı görmüştü, gidiyor yukarı 9'a falan, böyle bir şey olmadı.
Yani biraz buralarda beklemeye sanki devam ediyor gibi. Tabii biz beklerken diğer gelişen ülke para birimleri iyi ayrışmaya da devam ediyor. Onu da ifade edelim. Hani bu başlı başına biz çok iyiyiz anlamında, hani bekliyoruz iyiyiz anlamında ifade etmedim bunu. Neden? Çünkü bugün gelişen ülke para birimlerine baktığımızda Kolombiya pesosu ve Brezilya realine baktığımızda dolara karşı çok ciddi değer kazanmışlar. Biz neredeyiz? Biz alttayız bugün. Rant'la beraber onu ifade edelim. Ne diyorsun? Yani yine biraz belki uzun bir soru oldu ama dinleyelim. Yani dolar TL ne olur da demek istemiyorum yani. O yüzden evet. Dolar ne olur? yok çok haklısın. Çünkü o kadar çok aynı anda o kadar çok risk fiyatlaması oluşuyor ki hakikaten sadece dolar ne olur demek neyi kastederek soruyorsun sorusunu da beraberinde getirebilir. Birçok aslında kırılganlığı sırtında taşıyarak hani ilerliyordu zaten kur tarafı. Bunların bir kısmı makro taraftaydı, bir kısmı da politik taraftaydı ama politik taraf o kadar ağırlıklı değildi. Daha çok bizim pandemiden doğan risklerimiz, Merkez Bankası'nın para politikası yönetimi daha ağırlıktaydı kuru belirleyen unsurlar arasında. Ancak şimdi bu bir parça politik riskler de işin içine girmiş oldu. Hem içerideki işte bu erken seçim beklentisi gibi riskler biraz daha fazla dillendirilmeye başlandı. Hem de tabii Biden görüşmesi, işte NATO zirvesi. Dolayısıyla fiyatlara erkenden girdi ve ben bu durulmayı riskler geride kaldı veya risk ağırlığı azaldığı için değil, bu unsurların hepsi beklemede şu anda. Yani hani enflasyonla ilgili görünüm acaba en kötüyü geride bırakmamış olabilir miyiz? Neden bu risktir? Çünkü Merkez Bankası'nın verdiği bütün sinyaller bir faiz artırımından kaçınacağı yönünde. O yüzden de aktif bir para politikası yönetimiyle enflasyonla mücadele görmeyeceğiz gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla önemli bir risk ama beklemede, yani bilmiyoruz şu anda. Gene Biden'la görüşme ne şekilde gerçekleşecek? Erken seçimle ilgili herhangi bir gelişme söz konusu olacak mı? İhracat, turizm, yabancı girişi, bu dış borçlanma gibi temel faktörler, döviz arzını belirleyen temel faktörlerin hepsi beklemede. Bir parça hani ihracatta hafif bir pozitif yönde kıpırdanma var ama turizm tarafında negatif bir haber aldık. Örneğin Rusya'nın uçuşları işte 21 Haziran'a kadar uzattığı uçuş engelini 21 Haziran'a kadar uzattığı yönünde. Kapanmadan kademeli çıkışın ne hızda gerçekleşeceği belli değil. Sezon açıldı yani. Türkiye'de hani turizm sezonu açılmış vaziyette yaz aylarının girmesiyle birlikte ama bu tarafta bir yabancı giriş beklemiyoruz. Haftalık yabancı girişlerine baktığımız zaman aman öyle şey yapıcı, evet yani öyle cesaret verici diyeyim bir giriş yok. Yani, şirketlerin borçlanması bir parça bankacılık tarafında hani sendikasyonlar iyi galiba ama değil mi? Var. Evet o taraf iyi, fena değil ama şirketler tarafı hala net borç ödeyicisi tarafında. Dolayısıyla temel faktörler zaten şu anda çok yardımcı olmuyor. Diğer riskler de üzerine binince bu tarafında bir bekle gör havasının hakim olması normal gibi görünüyor. Evet. Ekstra pozitif hani etki. Ne olur? Yurt dışı hani gelişmekte olan ülkelere katılma ancak bence ABD tarafındaki yani küresel enflasyon tarafındaki risklerin birazcık daha arka plana atılmasıyla belki mümkün olabilirdi. Şimdilik hani öyle bir resim görmüyoruz ama o taraftan belki iyi bir dalga diyelim, bir hava akışı olursa bizde de bir parça durumu olabilir. Girişte konuştuk. Neyse ki dolar endeksi zayıf hala. Bunun altını çiziyoruz. Özlem Bayraktar'ı diyeceğim ama Özlem Derici. Net bir soru, kısa cevap rica edeceğim. Evet. Özlem Bayraktar'a döneyim, sonra sana sorayım. Şimdi sen de uzun... Neydi acaba? Biraz şey, sürpriz olsun. Çok uzun değerlendirmeleri oldu Özlem Derici'nin. Ne dersin? Vaktimiz daha az. Senden dinleyelim. Tamam. Kısaca söyleyeyim. Yani Özlem'in belirttiği falan temel faktörler zaten ana zayıflığın nedenleri. Ama son dönemde kur üzerinde şunu takip ediyoruz bence. Yani olumlu haberlerin, kimi olumlu haberleri fiyatlama konusunda çok istekli bir kur yok. Yani
Mesela örnek vereyim. İşte aşılama ile ilgili aslında tedarik süreciyle ilgili çok önemli bir haber geldi ki bence gelecek yani ikinci yarıyı 2022'nin ilk çeyreği için hani bizim bazı tahminlerimiz de önemli oranda olumlu etkileyecek bir süreç oldu. Hani geç ama hani o tedarik süreci ve aşılama ile ilgili. Mesela bunun fiyatlaması çok sınırlı kaldı. Ya da şu şekilde oluyor. Olumsuz bir fiyatlamanın geri çekilişleri çok sınırlı kalıyor. Nedir o? Mesela geçen hafta muhalefetin aslında erken seçim kapısını sonuna kadar açtığını gördük ki geçtiğimiz dönemlerde aslında çok da böyle vurgulu dillendirilmiyordu. Dolayısıyla o piyasada bir hareketlilik yarattı, burada bir değer kaybı yarattı. Ertesi gün gerek Cumhurbaşkanı gerek MHP tarafından aslında böyle bir şey olmayacağı, 2023 Haziran'ında olacağı söylemine rağmen aslında piyasada kurda önemli bir geri çekilme tekrar görmedik. Yani her yükseliş biraz yapışıyor sanki kura. Ya da şöyle diyeyim, biraz küresel düzlemden gidelim ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırarak bir enflasyon verisi geliyor Amerika'da. İşte dolar endeksi 90'ın biraz üstüne taşınıyor. Tamam, bütün gelişmekte olan ülkelerde bir değer kaybı oluyor, bize daha fazla oluyor. Ama ertesi gün dolar endeksinin gerilemesiyle aslında o para bilimlerinde de önemli bir gerilem oluyor. Bizde çok daha sınırlı oluyor. Dolayısıyla bu olumsuz ayrışmamızı da devam ettiriyoruz. O yüzden biraz önce söylediğim gibi böyle her hafta sanki sepette böyle bir 5 kuruşun üzerinde gidiyormuşuz gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla olumlu haberler... Ne olursa Özlem... TL güçlenir. Yani net. Bana 2-3 hafta önce söyleseydin bence bu aşılama haberinin etkili olmasını beklerdim. Olmuyor. Çok zayıf dinamikler. Katılım az. Yani döviz piyasasında da işlem hacmi az. Hı hı. Yani ABD ile ilişkiler konusunda bir çözülüm, bir olumlu bir adım belki gelirse piyasalar buna çok hızlı reaksiyon gösteriyor. Biliyoruz işte çok deneyimledik geçtiğimiz dönemde. Evet. Yani kısa vadede bunu söyleyebilirim ama makro dinamikler açısından çok da kuru destekleyecek bir noktada olmadığımızı da düşünüyorum açıkçası. Makro derken hani hem cari açığımız işte şu an için mesela... Yani şöyle cari açıkta bir düşüş görmeye başlayacağız aslında. Şu an 36-37 milyar dolar yıllık 12 aylık. O aşağılara doğru gelecek diyorsun. 25-30 aralığında. Evet, yani herhalde. Yıl sonunda yani 25 milyar, 23 milyar dolarlar civarında olmasını bekliyorum. İhracat kuvvetli gidiyor. Turizmde yıl başında beklediğimiz daha olumlu tahminler biraz daha tabii aşağı yönlü revize ettik ama ihracat onu kompanse etmiş gibi. Bu olumlu bir şey tabii. Aslında cari açığın biraz daha azalıyor olması. Evet. Turizmin biraz işte döviz arzı sağlayacak olması ihracatın. Ama diğer faktörlerde döviz arzı sağlayıcı faktörler biraz önce Özlem'in söyledikleri aslında çok zayıf. O nedenle de aslında o temel faktörlerde TL'nin değerini daha da iyileştirecek bir nokta henüz gözükmüyor. En azından onu söyleyebiliriz. Şunu soracaktım. Her ikinizden de son iki dakikada o yanıtı alayım. 8.50'deyiz. Yani diyelim ki böyle bir ortalı dengedeyiz. 8.50'den dolar TL'nin Özlem Deniz Şengül 8'e doğru mu gelmesini daha çok ihtimal olarak görüyorsun? Önümüzdeki aylarda, haftalarda 8.50'den 9'a doğru mu gelmesini daha yüksek ihtimal olarak görüyorsun? Dedim o konuda 9'a doğru gitmesine daha yüksek ihtimal görüyorum. Anladım. Bu arada bu soru altını çizeyim. Şimdi dolar TL 9 olacak demedi Özlem Deniz Şengül. Onun altı hani ben sadece yön açısından bunu sordum ama evet, sorumun evet. Da altında şöyle çizeyim de sonra Özlem Deniz sen dolar TL 9 olacak demiştin. Neden olmadı demesin izleyicilerimiz. Hayır ama beklentim zaten yıl sonu için 9.35 yani onu 9.35 paylaşıyorum. Onu paylaşmamda sakınca yok zaten çalışma rakamı olarak onu kullanıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Özlem Bayraktar Gökşen sen ne dersin? Ben de isterim daha 8.50'nin biraz daha üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yukarıya doğru olduğunu düşünüyorsun. Borsa için son Özlem Bayraktar Gökşen sana sorayım. Tacirler Yatırım'daki arkadaşlar ne düşünüyorlar? Bugün bir yükseliş gördük. Hacim düşüklüğünden bahsediliyor ama değerlendirmeler sizde. Aynen yani hacim düşük. Biraz daha teknik göstergelere önem veriyoruz şu son dönemde ve işte
1425-1435 bandında biraz kaldığını, bunun üzerinde bir yükseliş olursa, biraz daha hacim olursa aslında tekrar 1450'lere doğru gidiş olabileceğini düşünüyoruz. Ama çok momentumu güçlü bir piyasa mevcut noktada yok gibi. Faizler tekrar yükseliyor. Sen de programın başında söyledin, işte 19'lara gelen 2 yıllık. 10 yıllıkta yeni arz yok ama hani o da yükseliyor. 5 yıllık 19'un üstüne. Dolayısıyla o faizlerdeki yükselişin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi katılım az, yabancı katılımı daha az. O yüzden de çok kuvvetli, momentum yüksek bir piyasa mevcut noktada yok gibi gözüküyor. Özlem Bayraktar, Gökşen, çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Özlem Derici, Şengül, çok teşekkür ederim yine değerlendirmelerin için. Haftaya inşallah yine. Ha, bu arada haftaya ben muhtemelen izinli olacağım. Haftaya buluşalım. Ha, öyle demin. Kim bakacak yerine? Sürpriz. Artık peki. Fark etmez. Bütün sunucularımız hepsi. Yok tabii canım, hepsi arkadaşımız. Sağ olun. Hepsine selamlar olsun buradan. Çok teşekkürler. Haftaya devam. Haftaya devam edersiniz hadi arkadaşlarla. Melike Ayan, hangi notlar var sende? Amerika'yı kapattık. Bakalım dinleyelim seni. Barış, ivmenin azaldığını görüyoruz. Ne ivmesi? Alım ivmesi. Gerçekten şu son bir saatte tersine döndü her şey. S&P 500, Nasdaq yeşillerden kendini şöyle bir attı ve yani yatağa yakın satıştı. Şimdi petrol 2018 zirvelerini bulurken bir yandan İran'la ilgili anlaşmanın olacağına dair umutlar azaldı. Viyana anlaşmasıyla birlikte, toplantısıyla pardon. Ardından OPEC işte özellikle öngörülerini fiyat açısından yukarı, envanterler açısından aşağı çekince enerji yukarı, yani petrolü yukarı, enerji hisselerinde yukarı çıkarmaya bahane oldu adeta. Böyle bir günde Fed yetkilileri de konuşup enflasyonu biraz bertaraf ettiler, geçici dediler, devamlı. %2'nin altına düşecek diyor hatta Brainard, Lael Brainard. Bunu söylerken biz borsanın şöyle bir ISM ima, yani fabrika aktivitesinin artmasıyla birlikte, ki bu bir trend aslında, gittikçe yukarı tırmanıyor. Ekonomik iyileşmenin devamlı ve sürdürülebilir olduğunu gösterdi. Mayıs ayıyla birlikte biz borsayı böyle 4. kazançlı ayını kapattık. Haziran'a güçlü girdik diyorduk ama böyle olmadı Haziran'ın ilk günü. Fakat tabii bu haftanın ilk günü, ABD'de dün tatil olduğu için asıl en önemli gün Cuma günü, tarım dışı istihdam işsizlik raporları elimize geliyor olacak. Burada beklentiler yukarı çıkarıldı ve işte onun ardında Fed ne yapacak? En büyük, en önemli soru bu. Bir yandan da bu hafta IPO haftası, halka arz, Krispy Kreme'den yani tüketici ürünlerinden birçok hizmet servisine, işte Robin Hood'a kadar hepsi bunu konuşurken, bu da yine borsayı canlandıran bir aktivitedir aslında. Şirket birleşme, evlilikleri satışları, AMC'nin 8,5 milyon hissesini satması, hem de %4 primli satması hisseyi de yukarı çıkarıyor. Tek tük böyle sektör bazında, hisse senedi bazında bazı hareketlenme, canlılıklar var ama bu bütün 3 endekse bugün sirayet edemedi diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayan'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bizim akşam seansımızın kapanışına bir göz atalım. BIOP 30 akşam seansında nasıl bir durum, nasıl bir tablo var? Ekranlara geldi yatay. Herhangi bir hareket yok. 1544 seviyesinden kapanış. BIOP 30'da akşamda Amerika gibi biraz belki yönsüz, herhangi bir net yöne imza atmayan bir kapanış geldi. Yarın ne konuşacağız? Haftayı ortalıyoruz. Günlerden çarşamba neler olacak gündemimizde geldi ekranlara. Türkiye'den Mayıs ayına dair Ticaret Bakanlığımızın dış ticaret istatistiklerini alacağız. Yarın bugün olduğu gibi bolca bölgesel Fed başkanlarının konuşmalarını dinleyeceğiz. Onlar Harker, Evans, Bostich ve Kaplan olacak. Onlar hem Amerikan enflasyonu hem hafifladım programının azaltılmasına dair sinyaller ve istihdam konusunda muhtemelen görüşlerini paylaşacaklar ki Cuma günü Amerika'dan tarım dışı istihdam gelecek. Fed için çok önemli bir veri. Yaklaşık 650 binlik bir beklenti var ve Yeşil Kuğu Zirvesi'ni yarın itibariyle gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar.